Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. Emomorok sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnlal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba, ben Koray. Bugün takımımı siz kurun serimizin bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Ve bugün takımımı siz kuruyorsunuz arkadaşlar. Evet, takımım bugün hadi kurun. Çok güzel espri tabii ki. Tamam, şakayı bırakalım. Arkadaşlar bugün çok büyük coin harcayacağız. Sadece bir tane oyuncu için çok büyük bir miktar harcayacağız. Onu da şimdi kapatayım ekrandan da. Neyse, şu anda arkadaşlar bu coin harcamam için dünkü videoya tam 3000 beğeni 3 saatte 4 saatte geldi. Bu videoyu da aynı şekilde arkadaşlar 3-4 saatte 3000 beğeni yaparsanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve hala kanala abone değilseniz de abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum. Dediğim gibi abone olun, bildirimleri açın. Has sayfaya çok teşekkürler. Her videoyu beğeniyorlar zaten. Bu videoyu sonradan izliyorsanız, mesela 2-3 gün sonra falan izliyorsanız bile like butonuna basın arkadaşlar. O bizim için çok önemli. Orada 3B 4B falan yazar. Basın siz yine de 2B yazar. Basın ki beğeni sayımız artsın ve önerilenlere daha çabuk çıkalım arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi videomuza başlayalım. Takımıma geldiğimiz zaman arkadaşlar ben size zaten göstermiştim. Takımımda sağ bek eksiğim var. Ve kaleci eksiğim var. Evet, bunlar eksik. Şimdi ben size demiştim ki arkadaşlar bana bir kaleci önerin demiştim. Çünkü kalecim çok berbat. Siz önerdiniz. Ama birazcık pahalıya patlayacak birisini önerdiniz. Ama önerdiyseniz alacağız arkadaşlar. Bizi de laf ağızdan bir kere çıkar en çok beğenilen yorumu almak zorundayım. Hani alabilecek durumu olursa tabii ki, hani alabilecek durumu olmasa da alamam da yani, ama çok beğenilmiş ve gerçekten benim de çok sevdiğim bir kaleci olduğu için onu alıyorum. Evet arkadaşlar, bu videonun altına da bir sağ bek önerebilirsiniz ya da bilmiyorum yani ne önerilebilir bu kadroya. MO sakın önermeyin. MOO da önermeyin. MDO da. Orta sahadan önermeyin. Sol kanat önerilebilir mi? O da şey, Cavani'mi yükseltmek istiyorum birazcık. Çünkü Cavani daha Rainbow yapmıyor. Belki santrafor önerebilirsiniz arkadaşlar. Siz en beğendiğiniz yorumu yine de beğenin. Ben sağ bek almayı düşünüyorum. İlerleyen bölümlerde siz de kararı verin. Coins'imi zaten videonun sonunda ne kadar kaldığını görürsünüz. Bu arada açıklama kısmında çekiliş olabilir. Yoksa da i butonunda video olacak. Bir tane zaten video koyacağım normal video olarak. Bir coins nasıl alınır videosu koyacağım. Bir de o videoyu koyacağım. O videoya tıklayıp o videonun açıklama kısmında çekilişi bulabilirsiniz arkadaşlar. O videoda işte bir önceki videomuz, çekilişi açıkladığım videom. Bu daha bir aklınızda bulunsun arkadaşlar. Çekiliş bu videonun altında yoksa bile o videonun altında kesinlikle var. O videoyu i butonuna koyacağım kesinlikle. Bunu unutmam yani. Videonun sonunda da o videoyu göstereceğim. 6 milyon coins yaptık bakalım. Evet, 6 milyon coins'ten daha ucuz bir fiyata var. 5 milyon 220 bin coins'e var arkadaşlar. Hiç acımadan vereceğim. Çünkü siz istemişsiniz ve ben de alacağıma söz vermiştim. En çok beğenilen yorumu. Hazır mıyız? 3, 2, 1, boom! Evet arkadaşlar, geldi gördüğünüz gibi. Ve bende de 4 milyon 750 bin coins kaldı. Evet. Evet. Evet, öyle kaldı. O kadar kaldı. Ama yapacak bir şey yok. Yani bizim gerçekten yapabileceğimiz bir şey yok. Bu fon geldi. Çok güzel oldu. Muhteşem oldu. Ve çalıştır demiyoruz. Niye çalıştır diyelim abi? Daha ne çalıştıracağız? Değiştir diyoruz. Ve 91 gen bu fon takımımıza hayırlı uğurlu olsun. Bakalım hiç arttırabiliyor muyuz? Uğur Rage basarsak ne kadar artar? Oha, Uğur Rage'de hiç XP yok. Yok abi, arttıramıyoruz hiç. O zaman şöyle bir şey yapalım. Arttırabileceğimiz bir yer var tabii ki arkadaşlar. O kadar da değil. Buradan birazcık bir şekilde arttırırız. Çok artmayacak. Ama buradan bir ikigen, üçgen artacak gibi. Hatta üçgen bile artabilir. Bakalım üçgen artıyor mu? Üçgen artsa şu anlık bize yeter. Aynen abi. 94'gen oluyor temizinden. Güzel oluyor ya. Bence iyi oluyor. 94'gen oldu bile. Temiz. Güzel abi. Ve kadromuz 91'gen de oldu. Aynen. Kadromuz 91'gen oldu. İlerleyen zamanlarda kadromuzu daha da uçuracağız. Daha da yükseklere taşıyacağız. Merak etmeyin. Cavani'mi daha da geliştirmek istiyorum. Ama arkadaşlar gerçekten geliştiremiyorum ya. Yok çünkü antrenman XP'si yok. Var ama. Bakalım mesela. 2 gen arttırabiliyorum şu an. Hatta 3 gen bile artıyor. Ama abi. Hani çok fazla bunlar gidiyor. Bunlar bana ileride lazım olacak gibi geliyor bana. Şurada da sadece antrenman XP'lerim var. Abi ben bunu ilerleyen videolarda veya bu videoda falan. Ya ben ilerleyen videolarda bu şekilde bir şekilde basacağım abi. Gerçekten yapacak çünkü bir şey yok artık. Hani geliştirmek istiyorum ama geliştiremiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Ligimiz burada, bu turnuvadan sonra
Ligde turnuvayı oynamayan herkese atacağım. Core Ligi arkadaşlar görüyorsunuz. 97 gen falan üstüyseniz kesinlikle destek atın. Belki alırım. Yani en yüksek olanları alıyorum haksızlık olmasın diye. Hani herkes atabilir ama en yüksek olanları aldığım için arkadaşlar. Bu arada şimdiden SS'ini alıp videodan sonra giderseniz. Şimdi turnuvada oynamayan bazı kişiler var gördüğünüz gibi. Bunlar oynamazsa atılacak. Ve yeni kişileri alacağım. Gece 3 saat sonra zaten atılacak. Yani siz bu videoyu izlerken zaten atılmış olacak. Bunu merak etmeyin. Şimdi biz bir karşı atak maçımıza girelim. Sonra etkinlikler falan bir şeyler oynarız. Gerçekten bence güzel bir video oluyor ya. Ben videoyu beğendim. Bence güzel bir video. Çok güzeldi. Çünkü 5 milyon coin harcadık. Dün 6 milyon, bugün 5 milyon. 2 günde toplam 11 milyon coin harcadık. Gerçekten bayağı güzel harcadık. Evet, tertemiz. Coinleri harcadık. Bu arada rakip nasıl 91 gen oluyor ya? Ay bak, benim karşıma hep 80 genlik adamlar çıkıyordu. Ben 85 gendim. Böyle hiç çok fazla kasmadım da. Neden satmıyor abi? Cavani biraz daha gen basılması lazım. Ya da Cavani'yi satıp yerine Mertens'i almam. Çünkü arkadaşlar kafa vuruşu 39. Yani bir zahmet almayalım ama Cavani'yi satıp böyle bir Harry Kane falan deneyebiliriz. Ne kadar fiyat olduğunu da bilmiyorum ama denenebilir yani belki. Hep Totti ilk 11 oyuncumuz da olur. Güzel olur ya. Bilmiyorum ama arkadaşlar. O ilerleyen bölümlerde şimdilik bu şekilde bir kalsın. O sağ beki falan halledelim. Artık kalecimiz de iyi zaten. Tertemiz kalecimiz de var. Abi kendi oyuncumuza çarptı topu ya. Şaka gibi. Gerson ama sen adamsın. Tamam, sana laf söylemeyeceğim. Çünkü Gerson fişek. Gerson fişek. Gerson fişek. Bu arada saçım çok kötü ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Nedense düzgün değil şu an. Gerson. 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 Gerson 3-1 oldu. Güzel, tertemiz bir gol. Kulaklığı neden taktığımı soranlar olabilir. FIFA Mobile'in sesini iyi almak için takmıyorum tabii ki. Mikrofondan konuşmak için takıyorum. Çünkü mikrofonum bozuldu mu? Ne oldu? Kötü çıkarmaya başladı sesi. Bundan da o kadar iyi çıkmıyor arkadaşlar. Onu ben bir şekilde halletmem lazım ilerleyen dönemlerde ama bakacağım. Rosicki. Rosicki 5-3. Tamam, bu maçı çok büyük hata olmazsa ve çok büyük bir şanssızlık olmazsa kazandık diyebilirim. Bakalım kazanmış mıyız? Kazanmamışız daha. Daha durun. Ve maçı kazandık. Cristiano Ronaldo uçtu ve maçı kazandık. Saçımın şekline de bakacak olursak gerçekten maçı kazanmam şu anda önemli değil. Saçımın şekli çok değişik. Cavani vurdu ve 7-3. Tamam, biz bu maçı kazandık. O zamana kadar saçımı düzeltmek istiyorum. Gerçekten çok değişik. Şöyle yapacağım abi artık. Gerçi artık videolara böyle çıkacağım. Şu saç biraz daha uzasın. Hatta böyle iyi ya. Artık böyle yapalım abi. Gerçekten saç şimdi bak buradan da çıkıyor. Neyse, saçım önemli değildir herhalde sizin için. Yani şu anda görüntünün kalitesi, ekran görüntüsü sizin için daha önemlidir ama saç da çok kötü oldu böyle ya. Neyse. Önemli değil. Bu arada ödüllere bakacak olursak ben onu almış mıydım bilmiyorum ama bir ödül alacaktık galiba. Bunu almış mıydım ben? Ha, almışım, tamam. O zaman ne yapalım? Hemen etkinliklere girelim ve birkaç tane oyun oynayalım. Oyun oynamaktan ziyade, yani oyun oynamak derken size ben buradaki durumumu bir açıklayayım arkadaşlar ve sizin de durumlarınızı soruyorum. Mesela ben çok daha iyiyim deyip yorum yazın veya ben çok daha kötüyüm deyip yorum yazın. Ben de 14 tane dünya, 8 tane İspanya, 2 tane Almanya ve 4 tane Brezilya XP'si var. Geçit törenine geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir şey karşılıyor bize. Burada gördüğünüz gibi bizden 3 tane istiyor. Yani bir tane Brezilya oynayabilirim ve bize 300 bin coins verecek bedavadan. O zaman oynayalım. 300 bin coins bedavadan veriyorsa yani. Niye hayır diyelim ki şimdi. 300 bin coins free'den geliyor abi. Şöyle gel. Tertemiz. Arkadaşlar buradan coinslerinizi kasabilirsiniz bu arada. Çok basit ya. Her dakika oynayacaksınız sadece. Bu kadar kolay. Sürekli oynayın. Taktik bu. Ve ben kötü oynuyorum ama öyle de bir şey var. Ama 300 bin coins için arkadaşlar tabi biraz zorlanmak gerekir. Ama bu zorlanmaktan ziyade zaman kaybı gibi geliyor. Çünkü yapmamak imkansız ya. Ama 300 bin coins veriyorlar, yapacağız. Abi şu vurama işlerimi gerçekten anlamıyorum. Tamam, güzel. Çok güzel. Süper oldu arkadaşlar. Ve şimdi sırada vurgun zamanı. 300 bin coins beleşten alıyoruz. Ve şimdi etkinlikteki durumumu tekrardan göstereceğim. Zaten orada ne kadar olduğunu görmüştünüz. Belki buradan oyuncu da çıkabilir ha. Çıkar mı? Yok. 300 bin coins veriyor zaten. Gerek. Oha, 15 de konfeti veriyormuş. 201 tane konfeti oldu lan. Bir dakika. Almanya şeyi alabiliyor muyuz? Ona bir bakalım. Belki alıyorsak alacağım çünkü. Ben Almanya bayrağı bir tane lazım sizlerin karşısında oynamam için. Buradan almıyoruz zaten. Yok, dünya maskesi. Ben dünya maskesi zaten artık almam. Brezilya karnaval oyuncusu bedava ama şu anda zaten ihtiyacım yok. Yani boşuna onu harcayacağım ha.
Coins alırım daha iyi de coins de almam yani. Umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Maskeye girelim. Rastgele maske ne kadarmış? 10 bizde kaç tane var? Oha 0 tane. Tamamını bitirmişim lan. Neyse o zaman arkadaşlar etkinliklere tekrardan girelim. Ve size etkinliklerdeki durumumu göstereyim. Şunu biraz da indireceğim çünkü yaslanmam gerekiyor. Evet tamamdır. Bu şekilde daha iyi oldu. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 1, 4, 7 ve 12 tane daha Almanya'ya ihtiyacım var. 12 tane Almanya'ya 4 günde çıkar mı bilmiyorum. Çıkması gerekiyor ama ya. Çıksın ki şu İspanya'yı yapalım abi. Bir iki tane yapayım İspanya'yı. Onu nasıl hallederim bilmiyorum. Bayağı çok oynamam lazım ya da para yatırmam lazım. Ne yapayım yorumlara yazın. Çok uğraşma bununla falan da diyebilirsiniz. Mesela para yatırmam istemiyorsanız ya da. Ama mesela dünya boşuna gidecek. Buraya kadar gelemeyeceğim çünkü. İmkansız gibi duruyor. Zor ya. Bu etkinliğin kısa süreli olması gerçekten biraz sıkıntı. Ama bir şekilde belki bir yerlerden ödül çıkar. Ve biz de ama buradan kârda ettik ya bence. Buradan hiç sıkıntılı bir durumumuz yok bence. Evet arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Gerçekten bu benim için çok önemli. Bu aralar zaten birazcık hızlandı. Siz de abone olursanız desteklemiş olursunuz. 100 bin abone olduğunda haydi bakalım desteklerinize ihtiyacım var. Ve şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan bak hala videoyu izlediyseniz zaten beğenmişsinizdir. Ve abone butonuna basın. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine girerek de muazzam bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Ve bay bay.